abi? Mehmet abinin durumu nasıl? Haber var mı? İyi. Yani biraz halsiz işte ya. Normal. Nikah zaman hastanede yattı. Hem yarın da ben gideceğim. İyi git git. Fatura nasıl ya? Bayağı iyi. Toparlamış gördüm ama. Herhalde. Gelini geldi ya. Yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Vallahi ben de bugün uğradım benim için. Bir görsen aman gelinim diyor başka bir şey demiyor. Hoş oldum. Ya vallahi şöyle hep beraber oturmayı özlemişiz ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Üfeyim abi. Tabi Bahtiyar'a acayip üzüldüm. Bu Sinan yüzünden. Ya adamın elinde avucunda ne varsa hepsi gitti. Ya sırf elindeki avucundaki gitse neyse ya. Ruh sağlığı da gitti bence ya. Neydi bugün o? Deli gibiydi ya. Görmedin mi? Vallahi ya hiçbir şey umurunda değilmiş gibi ya. Çok yazık, acayipti yani. Yazık benim. Biz eti nereden alacağız peki şimdi? Artık başka kasap bulacağız. Ne yapacağız? Ya tamam olacağız da. Bahtiyar gibisini nereden bulacağız? Ya adam önce tarif veriyor. Ondan sonra ona uygun et veriyordu. De böyle beni indi gibi düşünmüyorduk. Ne yapacağız diye değil mi? Evet evet. Çok doğru ya. Eti kullanma kılavuzuyla satan ilk kasaptı ya. Allah doğru dedin. Güzel değil mi? Çok güzel. Musa abi benim esprileri çok seviyor ya. Bir tek yapamıyorum ama olsun. Güzel. Güzel güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yenge. Vatancım yok mu? Yoklar efendim onlar. Hoş geldin komşu. Hayrola ya? Pişirdiler. İyi yapmışlar. Neyi? Tavuk efendim. Yukarıda tavuk yiyorlar. Yesinler size ne ya Seyfi Bey? Seyfi Bey tavuk sevmiyormuş Fehmi'ciğim. Neden? Tavuk yedir mi efendim? Ha? Yani muhabbet kuşunu yiyor muyuz? Kargayı yiyor muyuz efendim? Ha? Yiyor muyuz bunları? Tavuk niye yeniyor? O da kuş. Allah Allah. Muhabbet kuşunu bilmiyorum da bıldırcına bayılıyor. Ya demek ki hay böyle geçmişte falan bir şeyiniz varsa bir tavukla ilgili bir anınız falan o yüzden bu kadar hassassınız yani. Ya insanın tavukla ne anısı olur ki ayol? Ha evet ayol. Ne anısı olabilir ki insanın tavukla? Koskoca Osmanlı mutfağımız var. Ev yemeklerimiz var efendim. Kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriyiz efendim. Toprak ananın verdikleri neyimize yetmiyor hanımefendi ayol yani. Seyfi Bey, siz de tek başınıza burada kendi kendinize problemlerinizi, sorunlarınızı halletmeniz lazım. Öyle en ufak bir problemde hayda evden dışarı çıkıp en yakın komşuya gitmemeniz lazım. Hiç gerek yok. Onun için yani bazen zamanlar böyle problemleri yerinde çözmek daha yararlıdır ya. Bilmiyorum yani. Tavuk suyu da mı içmiyorsunuz? Tavuk suyunu çok severim. Böyle ter şehriyeli çorba. Ay içim gider onu çok severim. Onun haberi yok herhalde. Tavuk suyu tavuktan yapılıyor. Şu tavuk yemiyor fakat tavuk suyunu içiyor. Çok ilginç ya, çok enteresan. Sen şimdi tavuğu portakal gibi mi sıkıyorlar zannediyorsun? Şeye koyup böyle çıkıp o sonra tavuğu bırakıyorlar gidiyor. Suyun altta bırakıyor. Öyle mi lan? Çok enteresan ya. Ya bu tipin söylediklerini düşündükçe sinirleniyorum. Sinirlendikçe düşünüyorum. Dolayısıyla direkt kısır döngüye. Beni anlamıyorsunuz. Gerçekten beni anlamak istemiyorsunuz. Ya ama vardır ya. Düşünün bak mutlaka tavukla ilgili bir anınız olması lazım ya. Hani. Var. Ha. Evet gerçekten var. Seneler önce annem bana bir tavuk aldı. Adı Cimcime'ydi efendim. Bana dedi ki bu tavuğu alacaksın dedi. Sen yedireceksin, sen içireceksin dedi. Yumurtasını da sen alacaksın dedi. Artık dedi bu Cimcime'nin yani tavuğun sorumluluğu size ait dedi. Bana ait dedi. Ben de aldım gerçekten baktım. Efendim onu uçurmaya kafama takmıştım. Aylarca çalıştık. Uçma derecesine ben geldim. Tavukta tık yoktu. Vazgeçtim. Ama bu çalışmalar sırasında, bu beraberliğimiz sırasında aramızda özel bir bağ kuruldu efendim. Sabahları kalkardık, hemen yanıma gelirdi, onunla koşardık, oynardık falan. Sonra bir akşam efendim tavuk yedik akşam yemeğinde. Sabah bir kalktım efendim, kümese gittim. Cimcime sıra kadem basmıştı. Ortalıkta yoktu.
Meğerse efendim o akşam yediğimiz tavuk cimcimeymiş. Babam kesmiş ve o tavuğu ben yemişim efendim. O zaman o tavuğa uçmayı öğretememiş misin ya sen? Yok yani zaten uçmayı öğretseydi babası yakalayamazdı da sen cimcimeyi ne yapmayı düşünüyorsun? O zaman şunu sorayım ha. Cimcimeyi ajlama mı? Yoksa fırında mı yaptın? Sami? Aa. Evet, doğru.